Başta bu videoyu izledikten sonra bütün kardeşlerimizle paylaşmanızı rica ediyorum. Önümüzde çok kıymetli bir gün var, çok değerli bir gün var, çok faziletli bir gün var. O gün Arefe günü. 8 Temmuz Cuma günü Arefe günü. O gün o kadar değerli bir gün ki Rabbimiz o gün zerre kadar imanı olan herkesi affedeceğini vaat ediyor. Biliyorsunuz bu Arefe günü senede bir kez geliyor. O yüzden bu günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Arefe günü için duanın faziletlisi Arefe günü yapılandır ve Allahu Teala Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olan herkesi Affeder diye buyuruyor. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifte günlerin en faziletlisi Arefe günüdür. Faziletçe Cuma'ya benzer. O Cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de Arefe günü yapılan duadır diye buyuruyor. Yine peygamberimiz başka bir hadis-i şerifte Allah hiçbir günde Arefe günündeki kadar bir kulu ateşten azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftar eder ve bunlar ne istiyorlar diye sorar. Yani Arefe gününü ve gecesini ibadetle geçirmeye gayret edeceğiz inşallah. Çünkü o gün Rabbimiz zerre kadar imanı olan ve arefe gününe hürmet eden herkesi affedeceğini bize müjdeliyor. Arefe günü ne yapacağız? Arefe günü oruç tutacağız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki arefe günü tutulan oruç bin günlük nafile oruca bedeldir. Yine başka bir hadis-i şerifte arefe günü tutulacak oruç önceki senenin ve sonraki senenin günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ederim diye buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla arefe günü Oruçta olacağız. Bir de Arefe günü Bin İhlas Suresi okuyacağız. Bin İhlas Suresi okumak çok değerli. O Bin İhlas Suresi i̇sm Azam hükmüne geçiyor ve onun peşine yapılan dua da reddolunmuyor inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki duaların reddolmadığı dört gece vardır, dört gün vardır. Bunlardan birisi de Arefe günüdür diyor. İşte böyle bir gün. Bir de o gün Bin İhlas okursak, peşine dua edersek o dualar inşallah reddolunmayacak. Belki arefe günü binini birden okumaya gücün yetmez. Bir gün önceden 500 okursun, bir gün sonra da 500 yani arefe günde 500 okursun, bine tamamlarsın, onun peşine de dua edersin. Özetle arefe gününü oruçlu geçireceğiz, arefe günü bin ihlas okuyacağız, arefe günü dua edeceğiz, İnşallah bütün bunları yaparak hem cehennemden azat olacağız hem de Rabbimiz bizi affedecek. Bir de küçük bir hatırlatmam var. İnşallah 8 Temmuz Cuma günü Abdullah Yüce Instagram sayfasında 10 binlerle beraber İhlas-ı Şerif duası yapacağız. Binlerce, milyonlarca İhlas Suresi okuyacağız ve duasını Instagram sayfamızda yapacağız. Sen de o duaya katılmak istiyorsan yorum bölümüne de şimdi adını yaz. Seni de Arefe gecesi yapacağımız duaya katalım. Tekrar hatırlatıyorum. Arefe günü 21.30'da Abdullah Yüce Instagram sayfasında 10 binlerle beraber dua edeceğiz. Seni de bekliyorum.